sağlık. Beyin ve yürüyüş. Amacıyla burası tesis edildi, hayata geçirildi. Suat Hocamız sağ olsun hayallerimizin ötesinde bir hastane kurdu. Yani dizaynı Osman Hoca'yla ikimiz yaptık. O zaman zaten fazla bir kadromuz yoktu. Akademik kadrolaşmamıştık. İkimiz planladık, tasarladık ve sağ olsun dediğim gibi hakikaten planlarımızın ve hayallerimizin üzerinde bir şey. Yani üniversiteyiz, fakülteyiz ve günün sonunda veteriner hekimler yetiştiriyoruz. Bu hekimler mezun olduğunda canlıyla uğraşıyorlar. O yüzden iyi bir eğitim almaları gerekiyor. Onun haricinde de az önce de özetlendiği gibi bir yüzgeci kopuktu. Diğer yüzgecinde de yaralar var. Genel durumu çok kötüydü. Ağ takıldı. Muhtemelen ağlara takıldı. Çünkü geldiğinde sağlam yüzgecinde de sicim vardı dolanmış. Onu kurtardık falan. Bunu nedir türlü şeyi? Bu yeşil kaplumbağa. 1 metre boyu var. 70-75 kilo civarında ağırlığı var. Mikroskopumuz var, hemogramımız var, klinikte biyokimya testleri için kullandığımız aletimiz var. Burada kan testlerini, tam kan testlerini yapıyoruz. Günün komutu bir mikroskopumuz da var. Burada aynı zamanda floresan ışığıyla birlikte. Kında Üniversitesi'ne böylesi dünya standartlarında ilkleri barındıran bir hastaneyi ülkemize kazandırdığı için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizi konuk ettikleri için de spor yazarlarını teşekkür ediyorum. Bir defa dışarıdan bakıldığıyla içerideki gördüklerimizi karşılaştırdığımızda veya samimi itirafta bulunduğumuzda bu kadar tam teşekküllü ve en ince ayrıntısına kadar olduğunu şahit olmanın mutluluğunu yaşadık. Bilmediğimiz bazı bilgileri edindik. En ince detayına kadar dünyada hatta Türkiye'de kullanılmayan birçok üniversitede gelişmiş büyük ülkenin eğitim kurumunda kullanılmayan çağdaş teknolojik aletler ve yöntemler kullanılıyor. Bu anlamda başta Suat Hoca olmak üzere emeği geçen, bu projeyi hayata geçiren, Kıbrıs Türk insanına kazandıran herkese tüm halkımızın teşekkür etmesi lazım. Biz de teşekkür ediyoruz. Çünkü çok önemli bir misyondur. Sadece insan sağlığı değil, sadece hayvanların sağlığı değil, onların bulaştırabileceği çeşitli hastalıkları da önleme ve toplum sağlığını ilgilendiren, birinci derecede toplum sağlığıyla ilgili bir misyon üstlenmeleri son derece önemlidir. Çünkü salgın hastalıklar her zaman için çok büyük bir tehlikedir. Bunların zamanında önüne geçebilmek ve en çağdaş yöntemlerle geçebilmek son derece değer taşır, anlam taşır. Bu anlamda da ben emeği geçen bir kez daha herkesi, başta burada çalışanları, öğretim görevlilerini, dekanımızı yardım